yoğurt çalmayı biliyor musun? Bak bende 5 litre süt var. Bir de kocaman tencere. Sütü aktardım tenceremin içine. Sonra içine kaşık atıyorum. Metal kaşık kaynarken taşmasın diye işe yarıyor. Ocağın başına geldim. Tam kaynamaya başladıktan sonra saate baktım. 45 dakika kısık ateşte kaynayacak. Böyle kepçe de içinde kalınca taşmıyor. Kendim bizatihi denedim ve gördüm. 45 dakikalık zaman dolmak üzere, az kaldı. Ve işte tamam, artık doldu. Aldım bunu başka bir yere. Bir daha karıştırdım. Artık soğumasını bekleyeceğim. Soğudu. Yani soğudu derken istediğim kıvama geldi. Kaymak birikmiş. Onu da alayım kenara, sabah yiyeceğim. Şimdi bak, istediğim kıvamda olup olmadığını, sıcaklıkta olup olmadığını serçe parmağımla anlayacağım. Parmağımı sütün içine daldırdım. Parmaklarım temiz bu arada. 8'e kadar saydım ve 9'da parmağımı yaktı. Demek ki istediğim bu. Şimdi 2 kaşık yoğurdu alıyorum bir kaba. Bu başka bir yoğurt tabii. Marketten aldım onu. Kaynattığım sütten de 1 kepçe kadar aldım. Şimdi ikisini karıştırıyorum. Hazırladım mayamı. Sütümün içerisine aktarıyorum karıştırarak. Tamam, karıştırdım. Kullanacağım kaplar kavanozlar olacak. Şimdi kavanozlarımı aktarıyorum. Sen istersen tencerenin içinde beklet, sen bilirsin. Bütün kavanozlarımı doldurdum. 6,5 kavanoz var orada. Bekletmek için kavanozlarını üstüne kapatmıyorum. Ters çevirerek koyuyorum. Ve tam sıkıştırmıyorum, görüyorsun. Sadece bir örtü örttüm. 6-7 saat bekledi. Ve bak, yoğurtlarım olmuş. Artık kapaklarını kapatıp bunları kaldıracağım buzdolabına. Soğumasını beklemiştim. Bir gece beklerse şayet bu yoğurt daş gibi olur. Ben 5 saat sonra sabırsızlıkla geldim, açtım. Lezzeti güzel ama daş gibi olması için bir gece şart.